Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Mehmet Akif Ersoy, ben. Ana Haber'le karşınızdayız. Hemen başlayacağız sıcak gelişmelerle. Dün biz Ana Haber'i sizlerle paylaşırken yeni bir haber geldi. Gazze'den, Filistin topraklarından ve Hamas'ın yeni siyasi lideri... ...yani İsmail Heniye suikast sonrası lider seçilen ve Gazze'de bulunan... ...Yahya Sinvar'ın İsrail ordusunun düzenlediği, refahta düzenlediği operasyonla e, katledildiği bilgisi. İlerleyen saatlerde bu bilgi... İsrail makamlarınca teyit edildi. Hamas bir süre açıklama yapmadı. Daha şöyle bir açıklama yaptı. Yani İsrail'in e, açıklamalarına itibar edilmemesi yönünde, henüz bir net bilgi ellerinde olmadığı yönünde açıklama yaptı. Akabinde İsrail zaten e, DNA testleri yaparak, işte dişlerine bakarak e, ve zaten 20 küsur sene İsrail zindanlarında kaldığı için Yahya Asim var. Hamas'ın siyasi liderinin öldürüldüğünü, Resmi olarak duyurdu. Bunu duyururken İsrail şöyle bir şey yaptı. İsrail askerleri önce fotoğraflarını attılar. Hepimize geldi bu fotoğraflar. Şu an burada size paylaşamıyoruz. Öldürüldüğü ana ilişkin fotoğraflar. O fotoğraflarda Yahya Sinvar'ın üzerinde hücum yeleği vardı, yani askeri bir yelek vardı ve üzerinde çıkanları paylaştılar. Daha sonra çokça da görüntüsünü. Bu görüntü Yahya Sinvar öldürülmeden önceki son anda çekilen görüntüsü. Bu görüntüyü birazdan anlatacağım. Şöyle biraz gelelim. Ya Yasin Var'ın e, Gazze'de yıkık bir dökük bir bina içerisinde koltukta bu pozunu paylaştı İsrail'li yetkililer ve yine koltukta öldürüldü. Öldürüldükten sonraki katledildikten sonraki görüntüsünü şunları da aslında ya Yasin Var'ın yanında paylaştılar. Bunları algısal olarak küresel düzeyde yani bakın biz işte Hamas'ta savaşıyoruz ve Hamas'ın liderini öldürdük. Yanında da bu silahlar çıktı dediler ama İki şeyi ıskaladılar. Bir, önce işgalci oldukları gerçeğini, e, katil ve terör devleti şeklinde hareket ettikleri gerçeğini İsrail'in. Hadi bunu geçiyorum, işgalci oldukları gerçeği bütün dünyanın malumu. Katil ve terör devleti oldukları da kesin de öyle düşünmeyenlere ilişkin. Birazdan mesela İsrail'de dışişleri bakanlığı yapan bir adamın niye dışişleri bakanlığı bile, yap yani sokakta çetesi olsa öyle konuşur bir adamın dışişleri bakanlığı yaptığı bir kabineden söz ettiğimizi göreceksiniz. Sonra bu görüntüyü paylaştılar. Bu arada İsrail sonradan meseleye ayıldı. Ve dedi ki niye bu adamı böyle hücum yeleğiyle işte bizimle savaştığı belli olacak şekilde açıkladınız diye. İsrail ordusu bugünkü açıklamasında ya Yasin varın yaşamını yitirmeden önce İsrail tankına el bombası attığını daha sonra bu binaya bu görüntü alındıktan sonra bu binaya tank ateşiyle e, ateş edilip binanın da yıkıldığı zaten görüntüleri gördünüz. Sosyal medyada herhalde görmeyen kalmamıştır. Ama bu çok çarpıcı bir görüntü. Bu şunun görüntüsü. İsrail'in medya algısını küresel düzeyde şekillendirirken bakın işte ya Yasin var e, bu halde diye verdiği belki bir aziyet içinde göstermeye çalıştığı görüntü ama siyasi liderinin sol kolunun kopuk, sağ kolunun kopuk olduğunu görüyoruz sonrasında. Zaten bir demir telle sağ kolunu bağlamış hala çatışmaya devam edebilmek için yüzü kapalı İsrail drone'u geliyor oraya bakmaya. Ve sol koluyla ve son takatiyle ölmeden önce Yahya Sinvar'ın İsrail drone'una attığı bu sopa var ya. Bakın gelecek şimdi. İşte bu sopa. Bu sopa Filistin direnişi tarihinde ve bundan sonraki süreçlerin tamamında nasıl yaşanılır, nasıl ölünür konusuna verilecek önemli bir cevap olarak dünyanın dört bir yanındaki Filistinli çocukların, adalet arayışı içerisinde olanların meseleye Hamas üzerinden değil. Evet bu Hamas'ın lideri ve işte başka yerlerde Avrupa'da, Amerika'da bazı ülkelerin terör örgütü olarak tanımladığı ve değerlendirdiği Filistin Direniş Hareketi'nin lideri. Ama şöyle diyorlardı Yahya Sinvar'a. O kadar korkak kesin var. İsrailli rehinelerin etrafında dolaşıyor ki İsrail onu öldüremesin. O kadar korkak kesin var diyorlardı. Gazze'de tünellerde yaşıyor, tünellerin en dibinde geziyor ki onu bulmayalım diye. Oysa Ayasim var refahta Gazze'liler gibi Gazze'deki diğer direnişçiler gibi bir evin içerisinde İsraille çatışırken öldüğünde İsrail bile onun Ayasim var olduğunu anlamadığında hiç de İsrail'in anlattığı gibi olmadığını gördük biz hikayenin bir kez daha. Dolayısıyla paylaşılan bu videolar neyi amaçladı bilmiyoruz ama. E, neyi gösterdiğini bütün dünya kısmen bugün, bugün değilse bir gün anlıyor olacak. Yani her şeyinizi kaybettiğiniz bir yerde son kez kolunuzu, ölmeden önce kolunuzu kaldırabiliyorsunuz sadece. Son bir takatinizle İsrail drone'una sopa attığınız bir yerde Filistin direnişi. Ya Yasin Var'ın öldürülmesi bugün Hamas tarafından doğrulandı. E, detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öldürülmeden önceki görüntüleri Paylaştık Ve bunun peşinden bazı açıklamalar geldi. Yani oldukça korkunç. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla başlayalım. Bazı açıklamaları niye korkunç ya da böyle ne kadar iğrenç olduğunu birazdan göreceksiniz ee, söyleyeceğim. O açıklamayı vermeden söyleyeceğim. Çünkü ona bile prim vermek gibi geliyor bir yerde. Yani İsrail e, Dışişleri Bakanı sıfatını taşıyan bir adamın hiçbir dünyada hiçbir ülkenin dışişleri bakanının yazamayacağı, konuşamayacağı üslupla başka bir ülkenin devlet başkanına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri. Korkunç. Yani gerçekten bir çete lideri olsa böyle şeyler yazamaz. Başbakan Netanyahu Hamas lideri Ayasin Marsul Kastınlar'dan bir açıklama yaptı. E, Amerika'dan da açıklama var. Akabinden Hizbullah'tan açıklama geldi. Hemen bakalım. Netanyahu e ee, görevimiz henüz bitmedi. Gazze'deki savaş sona ermedi. İsrail rehineler serbest bırakılana kadar saldırılarımız devam edecek." dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden bu arada e, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için iyi bir gün demiş Joe Biden. Ya Yasin var. Tüm bu hedeflere ulaşmanın önünde aşılmaz bir engeldi. Bu engel artık yok. Ancak önümüzde yapmamız gereken çok iş var. Yani Joe Biden da aslında gitmeden önce Amerikan Başkanı da Netanyahu'ya destek verir bir cümleyi daha kurmayı ihmal etmedi. Zaten Amerikan seçimlerine şöyle gidiyoruz. Yani Trump İsrail'i en çok ben seviyorum ve ben koruyacağım diyor. Kamala Harris de hayır sen değil ben seviyorum ben koruyacağım diyor. Böyle bir iklimde Amerika seçimleri var. Hizbullah Hamas lideri Yahya Simar'ın öldürülmesiyle İsrail'le çatışmada yeni ve tırmanan bir aşamaya geçildi. Direniş ruhu güçlenecek dedi. E bir de şöyle bir gerçekliği var. İsrail'in tabii ki ee, bu süreç başladığından bu yana Hamas'ın üst düzey siyasi liderlerini, İran'ın önemli komutanlarını, Tahran'da, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da nokta atışı hedeflerle vurmuş olması ve bu suikastleri gerçekleştirmiş olması İsrail açısından büyük bir istihbarat başarısı. Ee, bize önümüzdeki yıllarda savaşa ve siber savaşa yani savaşın teknolojik boyutlarına ilişkin bütün dünyaya önemli bir ders. Neyi, nerede, nasıl toparlayacağınıza ilişkin baktığınızda e, ve üst düzey bütün kadrolarını kaybetmiş şu an Hizbullah'ın ve e, Hamas'ın bundan sonra ne yapacağını bir yerde konuşuyoruz. İsmail Henniye'ye düzenlenen suikastin ardından Yahya var hedef olarak seçildi. Şimdi işte o soru, yani liderlik için örgütün çok sayıda ismi geçiyor kimler lider olabilir diye herkes bunu konuşuyor. Bakalım haberimize. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesi sonrası gözler yeni liderin kim olacağına çevrildi. İsmi geçen en güçlü aday Hamas'ın eski lideri Halit Meşal. 2004-2017 yılları arasında Hamas'ı yöneten 68 yaşındaki Meşal Katar'da yaşıyor. Bir diğer adaysa çok ihtimal verilmese de Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar. Hamas'ın silahlı kanadının en kıdemli ve deneyimli komutanlarından biri olan Muhammed Sinvar, İsrail'in arananlar listesinde üst sıralarda. İsrail Ateşkes müzakerelerinde Hamas ekibine liderlik eden ve Yahya Simvar'ın en yakın yardımcılarından Halil El Hayya da diğer olası isim. 7 Ekim öncesinde Gazze'den ayrılan Ayya, İran'a yakınlığı ve Tahran'da düzenlenen suikasti Haniye ile aynı binada olduğu biliniyor. 2014'ten beri Hamas'ın refahtaki güçlerinin komutanlığını yapan Muhammed Şaban'a da Hamas liderliği için adı geçen isimlerden. Örgütün hayatta kalan son üst düzey askeri liderlerinden biri. Refahtaki tünellerin yapımında önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Adaylar arasında Sinvar'ın en güçlü müttefiki ve sırdaşı Rahi Müşteha da var. Son dönemde Refah Sınır Kapısı'nın idaresi dahil bir dizi konuda Hamas'la Mısırlı güvenlik yetkilileri arasında koordinasyonu sağlamakla görevliydi. Akıbetleri bilinmeyen 79 yaşındaki Muhammed El Zehar'la İsrail'in Mart ayında öldürdüğünü açıkladığı ancak Hamas'ın ölümünü doğrulamadığı Mervan da adaylar arasında. İsrail'in bir Dışişleri Bakanı var efendim. E, şu anda görevde. Nasıl bir kabinenin İsrail'i yönettiğini niye İsrail'e terör devleti dediğimizi belki anlatacak şeylerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Türkiye'de muhalif olabilirsiniz, iktidar destekleyebilirsiniz, başka bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin makam olarak e, Cumhurbaşkanı olan bir isme İsrail devletinin Dışişleri Bakanlığı pozisyonda oturan bir ismin daha önce de yaptığı gibi provokatif paylaşımları Yahya Sinvar'ın katledilmesinden sonra da devam etti. İsrail Dışişleri Bakanı hiç sansürsüz bir şekilde Yahya Sinvar'ın cenazesinde olduğu o fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın üzerine de çok iğrenç bir cümle yazdı. Ee, biz o cümleyi de paylaşmıyoruz, fotoğrafı da paylaşmıyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu arada yani bir, bir, bir diğeri de ben givir. Beline tabanca koyup işte sağda solda e, oradaki Kudüs'te, Doğu Kudüs'te insanları, Filistinleri taciz eden bir adamdı. Yani kabine zaten çok tuhaf isimlerden oluşan bir kabineydi. Sonucu ortada. Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef an açıklamalarına tepki gösterdi. Nazi ve katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Çelik. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisi olduğunu belirtti. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir dedi Ömer Çelik. A bu daha soran ne biliyor musun mesela katsın mahalledeki bir çete üyesi gibi çetenin lideri gibi falan tweet atabiliyor olması. Yani İsrail'in nasıl bir devlet olduğunu anlamamız açısından çok önemli bir şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde ya muz devletinde bile ne bileyim bir kabile devletinde bile bir dışişleri bakanının bu tarz tweetler atabileceğine şahit olmazsınız. Bırakın bir dışişleri bakanının, üstüne bir bürokratın, bir gazetecinin falan bile Yazacağı şeyler değil, yapacağı işler değil. Öyle bir e, hadsizlikle, öyle bir iğrençlikle sosyal medya hesabını kullanabilen baktığınızda İsrail'in Dışişleri Bakanı. O yüzden e, çok enteresan şeyler yaşıyoruz küresel düzeyde. Asgari ne yapıyorsunuz deseniz en azından durduğumuz yer belli olsun. Durduğunuz yeri doğru tutun, çocuklarınızı doğru yerde durdurun en azından sadece hiç ses çıkaramıyorsanız bir takım endişeleriniz varsa bile en azından nerede durmaları gerektiğini dille getiremiyorlarsa da kalplerinin nerede olması gerektiğini evlatlarınızı öğretmeyi ihmal etmeyin. Çünkü e, sırayla yapıyorlar bunları. Sırayla yaptılar bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Kuruluş Yıldönümü programında bir konuşma yaptı. Siyasetteki yeni süreç tartışmalarına değindi. Tüm siyasi partilerin kar kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz dedi. Bu normalleşme siyaset duyulmuş ama süreciyle ilgili o açıklamaya bakalım şimdi. Bölgemizde gerilimin Hat safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor. İsrail'in koşbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. İç kalemizde bir gedik açılırsa Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz. Tüm siyasi partilerin Tüm sendikalarımızın hangi görüşe mensup olursa olsun, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz. Ee, önemli bu çağrı. Ee, böyle bir zamanda olduğumuzu değerlendiriyoruz hepimiz. Dolayısıyla samimiyet de çok önemli. Yani tüm siyasi partilerin bunu bir... Başka şeyin sebebi mesela biz Ümit Özdağ'la dün bir yayın yaptık. Dedik ki yani hayır Cumhurbaşkanı evet söyledikleri doğru ama başka bir kaygıyla bunları paylaşıyor şu anda. Eğer Filistin meselesi ya da İsrail tehlikesinden söz ediyorsak gerçekten böyle bir durum varsa işte bir takım siber güvenlik ihaleleri, Türkiye'deki ticaretin işte bir şekilde dolaylı olarak devam ettiği meselesine dair iddiaları. Benzer bir iddiayı bu arada CHP Genel Başkanı Özgür özel de ortaya attı bugün. Antalya'da bir konuşmasında biliyorsunuz Özgür Özel 29 Ekim resepsiyonunun Çankaya Köşkü'nde yapılmasını e, talep etmişti. Tüm siyasi partilerin liderleri gelsinler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Çankaya Köşkü'nde toplanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuda bir çağrı yaptı. E, o çağrı nasıl yanık bulacak bunu da takip ediyor olacağız. Cumhurbaşkanı da biz bu arada siyasi partilerin genel başkanlarını ana haberde e, konuk alıyoruz. Yarımşar saat konuşuyoruz hem anayasa süreci. Bu siyasette normalleşme meselesini ve risk görüyorlar mı Türkiye açısından buna da bakıyoruz bir taraftan. Ee, özgür Özel İsrail ticaretin sürdüğünü e, ifade etti. Herkese şikayet ediyorum. İsrail ile ticareti durdurun ifadelerinde kullandığı o açıklamaya da bakalım. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar. Ama bir yandan da gerilimi sürdürecek değişik açıklamalar tutumlarda oluyor. Önümüzdeki Bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. Bu ülke insanların istediği birlik ve beraberlik olacaksa fırsat bu fırsattır. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun Çankaya Köşkü'nde yapılması için bir kez daha çağrı yaptı. 29 Ekim resepsiyonunu Gazi Paşa'nın evinde Çankaya Köşkü'nde yapınız. Tüm siyasi partiler Çankaya Köşkü'nde bir araya gelelim. Var mısın Sayın Erdoğan? Çankaya Köşkü'ne gelmeye, milletin evinde, atanın evinde. Milletin temsilcilerini ağırlamaya var mısın? Varsan biz varız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da 14. Gazi Paşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivalinde konuştu. İsrail e ticaretin durdurulmadığını savundu. Herkese şikayet ediyorum. İsrail e ticareti durdurun ifadelerini kullandı. İsrail e ticaret cayır cayır devam ediyor. Çünkü İsrail e ticaretin engellenebilmesi için yapılması gereken iş İsrail ile serbest ticaret anlaşmalarının iptaliydi. İptal edilmedi. İsrail ile ticareti bitirdik diyenler Nisan'dan beri de orta oyunu oynayarak İsrail ile ticarete devam etmektedirler. Türk milletine şikayet ediyorum. İsrail ile ticareti Durdurun! 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 Şimdi efendim Özgür Özel'in bu açıklaması ile ilgili belki şunu söyleyebiliriz. 7 Ekim'de İsrail'in saldırılarının 7 Ekim'den sonra başlamasıyla birlikte İsrail ticaret yok denmişti iktidar tarafından. Aradan birkaç ay geçtikten sonra, aylar sonra resmi bir açıklama yapıldı ticaretin durdurulduğuna dair ve o süreçte de çok ciddi eleştiriler geldi. Hatta seçimlerde yerel seçimi dahi etkilediği, Yeniden Refah Partisi'nin oradan bir kayma olduğu söylendi. E, siyasi iktidardaki iradenin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Meclis Başkanı... pek çok ismin İsrail konusundaki fikirleri zaten geçmişlerinden bugüne ortada. Yani oradaki pozisyonları net olarak biliyoruz. Durumların rahatsızlıklarını, Filistin davasına verdikleri desteği, bu meselenin hep sözcülüğünü yaptıklarını. Ama işte başka bir şey var mı? E, ya da gerçekten bu ticaret devam ediyor mu? Bu eleştiriler var. Biz yumuşama normalleşme süreçlerini konuşurken ne oldu? Hemen peşi sıra işte DEM Parti ile Sayın Bahçeli'nin tokalaşması akabinde gelen açıklamalar. Ya çözüm sürecin başlıyor tartışmalarını beraberinde getirdi. Ee, bir süredir de bunu konuşuyoruz. Yani bu normalleşme ile birlikte bir çözüm süreci mi var diye. Mehmet Uçum, e, Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önemli bir açıklama yaptı sosyal medya hesabında. Yumuşama, normalleşme, tokalaşma. Hangi tutum ve dil referans verilirse verilsin, Türkiye'de ne önceki uygulamaya benzer, ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz. O süreçler geçmişte kaldı ve tarihe mal oldu. Uzun bir açıklamaydı. Anlam olarak özetini sizle paylaştık. Ee, bu anlamda en net ifadelerden birisi. Bu arada Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Aran'ın da benzer bir ifadesi olmuştu. Pazar günü kendisi konuğumuz olacak. Haber çıktı. Etraflıca bunu da konuşacağız. Ana haberdeki süremizi doldurduk. noktalıyoruz. Birazdan e, hiç aramız yok. Hatta kapatıp hemen özel röportajla İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu konuğumuz olacak. Ankara Stüdyosu'nda ayrılmayınız. Birazdan buradayız.